Teşekkür ederim. Ee, hemen şeyi paylaşayım ee, sunumu mu paylaşayım diyorum. Ee, bir saniye açık. Görülüyor mu? Evet. Ee, şey paylaşacağım şimdi. Ay oldu değil mi? Evet tam ekran görüyoruz. Buyurun görüyorsunuz değil mi herkese merhaba yani hızlı gireyim. Çünkü zaman kaybetmeyelim. Yorucu özellikle tarım sektörünü dinledikten sonra zaten gerçekten bir hafif bir bitkisel hayata giriyoruz. O kadar kapsamlı ki ondan sonra ama çok en değerlisi de belki de o şu anda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak anlamında o sektör. Ama tabii birbirleriyle birleştirdiğinizde hepsi birbiriyle etkileşim halinde olacak. Ben aslında uygulamalar yönetsel boyutu politikalar boyutuna girerek bir yerel düzeyde kentlerde iklim değişikliğiyle mücadelede ne durumda olunur bir onara bakacağız. Yani bu bunu anlatmak istiyorum. Bir de son zamanlarda moda diye söyleyebiliriz. Her belediye iklim eylem planlamasını yapma çabasına girişti. Bazıları yaptı. Yaptı demek fiili doğru bir fiil mi? Biraz onlara gireceğiz. Ee, ama e, asıl önemli olan işte de, gerek küresel boyutta, gerek ulusal boyutta yani Türkiye için baktığınız zaman Ankara boyutunda ee, e, iklim değişikliğinin mücadeleyle ilişkin e, müdahalelerde bulunmak aslında e, uygulamayı ne kadar e, kolaylaştırıyor ya da e, çok yaptırımı olmayan bu tip e, politikalar, stratejiler biraz önce örnek verdiğimiz gibi e, şehirlerde e, tek başlarına yani bütün şehirleri ya da işte Van'ı ya da Erzurum'u ya da Batı'daki şehirleri gerçekten iklim mücadelesinde uygulamalara e, harekete geç mu? Yani e, oradan baktığınızda acaba tabandan mı bir hareket yapmak lazım? Bu tartışma çıktı tabii. E, akış şu. E, önce bir e, küresel olarak e, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine bir bakmamız lazım. Çünkü e, kentlerde uygulama yapamazsak biz sınıfta kalacağız. Zaten hani yeterince e, sıkıntıları var. E, bu bir genel bir e, bilgi vermek isteriz. E, arkasından Türkiye'deki duruma bakalım. Yani Türkiye'de e, karar vericiler ya ulusal, ulusal olsun, merkezi olsun ya da yerel olsun e, iklim değişikliği değişikliğiyle ilgili neler yapıyorlar, ne gibi politikalar ya da uygulamalar içerisindeler. Bir uygulama aracı olarak da iklim eylem planı, yerel iklim eylem planı ne, ne, nedir? Yani ne yapmak lazım? Daha doğrusu bunu hep konuşacağız ama bunu hep sıcak gündem olarak konuşmamızda yarar var. Çünkü yanlış anlaşılmalara ya da çıkarcı anlaşılmalara dönüşmek üzere olan bir riskten de bahsedeceğiz. Son bölümde de belediyelerin tek tek çabalarının göster göstermeleri ne kadar yeter? Çünkü iklim değişikliği dediğimiz mesele etkilenebilirlikleri riskleri eee e, bazen bir mahallede görüldüğü gibi koca bölgeler açısından da önemlidir. Yani bir küçük eee nehrin e, kenarına he, hidroelektrik yanlış e, arazi kullanımı seçimiyle eee hidroelektrik santrali yaptığınızda sadece onu mahvetmiyorsunuz. Belki de o koca bölgeyi fırtına vadisinin bulunduğu örneğin koca vadiyi mahvediyorsunuz. Dolayısıyla gibi bir yaklaşıma gireceğiz. E, tabii ki e, hocalarımız hepimiz konuşuyoruz ama biz iklim e, değişikliğini bir çevre krizi olarak görmüyoruz artık. Ondan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. E, yani ekolojik olarak e, tabii ki yapmamız gereken bir şeyler var ama e, Ali Bey'in söylediği gibi yani e, Tülin Hanım'ın söylediği gibi e, yani biz tahriba e, ekolojik sistemleri, biyolojik çeşitliliği e, tahrip ettiğimiz, katlettiğimiz sürece e, e, bunun bir sonucu olarak küre kralısındı. ısındığı için de iklim değişiyor. İklim değiştiği için de e, bir sürü e, atmosfer olsun, hidrosfer olsun, litosfer olsun hepsinde dengeler bozuluyor. Dolayısıyla e, durum bizi e, bu konunun e, daha kökten çözümlere ihtiyacını gösteriyor. Bu kökten çözümler nedir? E, bunu biliyoruz. İşte fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz artık. E, o zaman koca bir e, yeni ekonomiksel modellere yürümemiz lazım. Yeni kalkınma hikayelerine e, gündeme taşımamız lazım. E tabi biraz önce söylediğim gibi bilim burada çok değerli bir şey. Çünkü çok e, sektörlü, kolektif çalışmaya gebe olan önemli bir alandan bahsediyoruz. Hatta varoluşsal bir tehditten bahsediyoruz insanlık adına, canlılar adına. Öyle baktığınızda da hangi, hangi alanda politika üretecekseniz üretim, kentler alanında ya da tarım ya da diğer sektörler ya da kentleşme, bilim ilişkisini kurmamız lazım. Bunu kurduktan sonra sektörlerdeki yani enerji sektörü çok konuşuluyor. Enerji lobileri yani mevcut geleneksel enerji lobilerini yok edilmesi ve yeni belki enerji lobileri yenilenebilir enerji lobilerinin gündeme çıkması söz konusu çıkıyor olması söz konusu su problemi gıda problemi toplumsal olarak adalet problemi ölden sonra daha çok konuşulacak yani herkes aynı etkilenmiyor ya da etkilemiyor politikaları ee, ve dolayısıyla da en en önemlisi de e, uygulamada yani vatandaşa en yakın yönetsel mekanizmalara baktığımızda da kentlerde ne durum ne oluyor? E, dolu olarak şu iki müdahaleyi de hatırlatmak lazım. E, tedbir de denebilir ama hani e, e, bir politika müdahalesidir bu. Yani ya e, sera gazı emisyonlarının azaltılması e, ya da uyum yani etkilere uyum e, sağlanması e, ama bunların bazen de beraber yapılması yani birbirleriyle e, sinerjilerinin kurulması söz konusu. E, buradaki en önemli sıkıntı özellikle ekolojik sistemlerinin korunmasının gerekli Kılan Van gibi e, e, illerde ki Türkiye'nin birçok yerinde de bu böyle iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamamızın e, öne çıkması söz konusu. İşte Van'ı dirençli kılmamız lazım. E, o etkileri yönetebilmek lazım. E, bunun için de biraz önce söylediğimiz gibi ciddi verilere e, belirgin e, hedeflere ihtiyacımız var. Bunlar biraz zorlu çünkü iklim değişikliğinin zaten e, ruhunda bir an yani belirsizlik var hala süren e, veri, ciddi bilimsel çalışmalar açısından bakıldığında e, bunu da söylememiz mümkün e, azaltım daha kolay yani daha belirgin şu kadar de, derecede azaltacağım şu oranda azaltacağım dediğiniz zaman hedefleri daha kolay kurabiliyorsunuz. Ama uyum her sektörle etkileşim halinde yürümek zorunda. Biraz önce tohum konuşuldu. Yani tohum sektörünü geleneksel olarak elinde tutan küçük çiftçiler Ankara'daki ana karar vericiler arasında bir kolektif ilişki gerekiyor. Bu yapılabilecek mi? Kentlere geldiğimizde kentlerin asrı deniyor artık 21. yüzyıla. Makro ekonominin direksiyonunda burada olduğu artık söz konusu. Her ne kadar çok az yeri kaplıyorlarsa da rakamlar burada. Zaten bu sunumlar kab kab şey, YouTube'da yayınlanacak biliyorsunuz. Ama bir yandan e, kentlerin e, nüfuslarının çok yükselmekte olduğunu dün dünya açısından rakamlar var Türkiye'yi zaten yeterince biliyoruz e, enerji tüketimlerinde çok yüksek oldukları sera gazı emisyonlarının özellikle büyük şehirler toplandığında makrolar yani devler İstanbul gibi e, Londra gibi e, kent yani 40 kent onun için sayıyorlar küresel karbondioksit emisyonlarının bir bölüçünden sorumlu olduğu e, söz konusu ve bunlar da en çok bina ulaşım ve atıkta biliyorsunuz motorlu taşıtlar mevzusu hele Türkiye'nin kentleşmesinin binalaşmasına baktığınızda <laughs> ve insan nüfusunun atık e, e, problemleri e, bu e, bizi e, yerel yönetimlerin e, yani belediye yönetimlerinin kent yönetimlerinin e, yeni küresel rejimlerde iklim rejimleri içerisinde e, ne durumda olmamız gerektiğini e, ve neler yapmamız gerektiğini işaret ediyor. E, dünyanın işte rakamları var biliyorsunuz. İki derecenin altında tutulması lazım e, kürenin ısısının iki e, 2100 100 yılına doğru yürürken e, bir buçuk derecede sınırlanırsa daha iyi olur. Bu daha iyi kelimesi bilimsel bir kelime esasen. Bütün bunlar e, hesaplanarak eğer bir buçuk derecede durulursa Iki, iki derecede durulursa diye e, kentlerin de neleri kısıtlamaları gerektiğine dair uluslararası kararlar var. E, kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi 2007'den beri çok resmen Birleşmiş Milletler masalarında, gündemde iklim bu için yol haritaları belirleniyor. E, Birleşmiş Milletler'in her yıl gidilen artık şimdi çevrim içi bile yapılamamış olan en son geçen sene iklim müzakereleri çerçevesinde özellikle kentlerde biraz sonra konuşacağımız iklim eylem planlamalarının yapılması kararı alınıyor. 2007'de alınıyor dünyada. 2009'da işte yine dünyada mega kentler çok önemlidir. Aman ha kentlerle afetler arasında ilişki çok çok önemli. Ama bununla beraber diğer sektörlere de dikkat çekmemiz gerekiyor. Enerji verimliliği kentlerde, enerji tasarrufu ve birçok daha ilgili sektör. Habitat'ı bilirsiniz. İnsan Yerleşmeleri Birleşmiş Milletler'in örgütü. Bu örgütler Zaten kentleri çalışıyor. Yeni kentsel gündeminde de e, bunları hızlı geçiyorum zamanımız azaldığı için e, sürdürülebilir şehirlerle ilişkisini kurarak iklim mücadelesinin kentlerimizi dayanıklı kılmalıyız. Hem gazı emisyonlarını e, indirmeli hem de afetlere, diğer etkilere karşı e, uyum sağlamalıyız kararları var. Meşhur IPCC yani iklim Değişikliği Hükümetler Arası bilim abordu diyorum ben 80'li yıllardan beri var yani bize o anlatıyor ısı bitiyor sıcaklık sorunu var i̇şte kıyamet yaklaşıyor bilimselliğini bu örgüt sağlıyor tabi bu örgüt kendi başına sağlamıyor altında NASA var altında e, e, gelişmiş ülkelerin iklim e, bilimiyle uğraşan iklim değişikliği ilgili projeksiyonlar e, yapan e, modellemeler çalıştıran e, birçok e, bilimsel uluslararası ve e, çalışma örgütü var. E, bütün bunlar bize e, kentlerde iklim değişikliğinin e, işte eğer bir buçuk derece özel raporu var, IPCC'nin ne durumda olacağını, e, mega kent sayısı artınca bir buçuk derecede işte mesela 350 milyondan fazla insanın 2050 yılında e, kent ısı stresine maruz kalacağını hesaplamış durumdalar. Bunlar hep e, projeksiyonlarla e, çıkan e, konular. E, en az 336 büyük şehri deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklı ser riski altında e, diye bir çalışma var. Bunların içerisinde hem İzmir var, hatta İzmir çok var. Sular altında kalacağı konusunda modeller var. Türkiye de bunları çalışmaya başladı e, yeni projelerle. Ee, ama e, aynı zamanda IPCC eğer iklim kriziyle bir belediye ya da kentlerdeki tüm paydaşlar ya da e, kent kenti zaman zaman il olarak da kullanmak isteriz e, çünkü özellikle büyük şehirlerde biliyorsunuz artık e, büyük şehir sınırı diye bir şey kalmadı İl sınırları e, esas e, oldu kent sınırı olarak böyle baktığınız zaman eğer bir doğru dürüst bir mücadele istiyorsanız birkaç nokta var der e, IPCC'nin bu konudaki sorumlularından e, önemli. Bir isim. Bu isme, bu, buna göre e, yani en önemli konu e, e, ekonomik büyüme ile e, eşitlik arasında da dengeler yani bir e, sağlıklı bir yönetişim, herkesin sesinin çıkması çünkü e, bu, bu konumuz değil ama e, sosyal etkinlikler çok önemli. Eğer siz bir engelli vatandaşsanız, fiziksel engelli bir vatandaşsanız kent afetlerine, kentsellerine maruz kalınıyorsa ve fakirseniz ve yoksulsanız en alt katlarda, bodrum katlarında oturmanız size ee, ekonomik e, büyüme ile olan ilişkiyi yeterince anlatabilir insani adaletsizliklerin yanı sıra e, Çünkü e, orada artı bir maliyetle e, çözüm varmak e, Tabii ki e, e, güçlü e, belediyeler e, aynı zamanda e, yani Ankara Türkiye için söylediğimizde merkezi otoritelerin de desteğine ihtiyaç duyarak e, bu işleri yapabilirler. E, güçsüz olanlar ya da e, daha doğrusu e, ölçek olarak küçük olanların e, da e, aynı zamanda bu bahsettiğimiz çoklu aktörler dediğimiz paydaşlarla birlikte çalışmaları en son slaytlarımızda konu olacak durumlarda da özellikle bu belediyelerin ittifaklar kurarak işbirlikleri kurarak bölgelerindeki fiziksel olarak bu işe yarar politika olarak da atıyorum Van Belediyesi İzmir Belediyesi ile bir ittifak kurabilir sadece burada e, coğrafi tipolojiler gündeme gelmeyebilir iklim değişikliğinin ölçümleri açısından belki ama e, politika e, yöntemleri açısından bir ortaklık sağlanabilir. E, kent yönetimlerinin <laughs> iklim mücadelesinde önemli aktörler olduklarına dair e, e, yorumlar dünyada başta e, biraz önce söylediğim gibi yani ulusal iklim politikasını yazsın Ankara. Ee, kentler de şunları yapsın desin Ankara ee, genelde 2007'de de bu bu mantık bu böyle olmuştur. Yani yerel iklim eylemlerinizi yapacaksanız ulusal iklim politikalarınıza bir bak bak bakın oradan alın başlıkları. Ancak bugün bu olay değişmiş durumda. Ee, biraz önce söylediğim gibi yani ulusal iklim e, stratejileri e, var Türkiye'de. Bunların bir sürü detayı var. E, zaman kaybetmemek için anlatmıyorum. İçerisinde de kentler için bir sürü önlemler var. Eylemler var. E, ama yavaş hareket eden bir merkezi hükümetler zincirinden baktığı baktığınızda bu genel olarak e, ya da sağlıklı hareket etmeyen diye bakabilirsiniz. Öyle baktığınızda <laughs> yereli harekete geçiremiyor bunlar. Geçirseydi e, iklim değişikliği eylem planı, ulusal plan, ulusal iklim değişikliğinin etkilerine uyum stratejisi ve eylem planı, ayrı bir iklim stratejisi ya da işte her sektör için e, Ankara'da yazılan tarım stratejisi, enerji stratejisi e, işte Van'daki enerji politikalarını da olumlu etkileyebilir, onları harekete geçirebilirdi. Demek ki yereldeki inisiyatif yani bu e, karar vericilerle birlikte tüm paydaşlarla birlikte bazen ulusal siyasetlere de kılavuzluk edebilir. Eee bizim amacımız da zaten mesela bu projenin de bir mantığında bu bu yatar. Eee yereli harekete geçirip yerelin farkındalık ve eğitim düzeyini yükselt ve yükselterek hepimiz hep birlikte yükselteceğiz tabii. Eee biz eee de e, yereldeki sesleri eee dema e, eksiyiz. Eee yani merkezi çalışmaları yapmak açısından söylüyorum. O zaman İklim politikalarının gerçek ihtiyaçlarını, gerçek önlemleri, gerçek seçenekleri, önceliklendirmeleri. Yani Van'a diyebilir ki işte sen atık yönetimi iklim çalış. Ama belki de Van'ın işte göl ekosistemi ve iklim projelerinin daha çok olması lazım. Bunu Ankara yazmadığı için Van'ın bunu yüksek sesle söylemesi gerekecektir. Sadece örnek bazında söylüyorum. Bu Kentlerin suçlu olduğunu konuştuk gaz emisyonlarının çok fazla atmosfer atmaları açısından ama e, biraz önce söylediğimiz gibi aynı ölçüde hatta belki de daha fazla kurbanlar. Ankara örneği verildi. Biz şu anda aslında aynı güzel sabahleyin ben beyaz Ankara'ya uyandık dedik ama e, esasen bir kurbanlığız. Yani kurban e, tarım sektöründeki işte e, erken don e, bizi e, şey yapar e, ne derler? Eee e, e, tarım hocasının hocamızın söylediği gibi, Zeynep hocamızın dediği gibi Ankara'daki gıda güvenliğimizi tehdite sokar. Bunun farkında olarak bu kar karlara sevinmemiz gerekiyor. Afetler açısından, iklim değişikliğinin neden olduğu meteorolojik afetler açısından bakıldığında seller, işte aşırı sıcaklar, fırtınalar, rüzgarlar ve onların getirdiği su kıtlıkları, kuraklıklar bütün bunlara maruz kaldığımız belli. Ama daha da önemlisi dünya da çalışıyor. Bizim de ayrıca çalışmamız gerekiyor ama bu kadar ayrıp da farklı nelerler kapsamlı çalışmalar henüz yok. Kıyı kentlerinin kurbanlığı üzerine Türkiye'de çok kıyı kenti var. Üstelik Büyükşehir Belediyeleri var kıyı kentte. Dolayısıyla yani deniz kıyısı da olabilir bu. Göl kıyısı da olabilir. Van açısından bakıldığında göl ekosistem açısından da bakmak gerekebilir. Ama buradaki konu deniz suyunun yükselmesiyle ilgili e, olduğu için e, bu konuyu gündeme getirmiştik. E, biraz önce söylediğimiz gibi e, kayıplar olur. Yani e, can ve mal kayıplarının ötesinde ekonomik kayıplar çok yükselir. E, kıyı kentlerindeki e, deniz seviyesindeki yükselmeler vesaire nedeniyle. E, başka nedenleri de var. E, deniz suyunun asitleşmesi, deniz suyunun sıcak olması, oradaki balıkçılığın tekteye vurması, bütün bunlar en etki zinciri dediğimiz birbirlerini etkilerler. Suçluluklarını söyledik. Geçiyorum. E, genel bir tablo olarak bakıldığında bunların altı tamamen e, çeşit çeşitli olacaktır. İlgili bağlantılarıyla birlikte. Bir kentin iklim gündemi yani iklim ajandasına baktığınız zaman ya emisyonların azaltımı açısından bakın ya da etkilere uyum açısından ve bunları birleştirerek bakın. E, e, enerji, sanayi, altyapı, ulaştırma, atık, bina özellikle inşaat çünkü kent ısı adası e, denilen bir mesele var. Yani olay var. E, bu olay e, Türkiye'de özellikle çok binalaşmış şehirlerde e, ara, şey yeşil alanlarının e, açık yeşil alanın olmadığı ya da kesik kesildiği o yeşil alan sistemini kesintiye uğratırsanız aramızda illaki bu konuda çalışanlar ve bilenler vardır. dolayısıyla bir anlamı kalmaz. işte iki tane çiçek bir dikmenin, bir tane ağaç dikmenin kentlerin parklarına etkileri uyum açısından bakıldığında doğa koruma ekosistemlerin etkilenmesi, halkın sağlığının etkilenmesi, su temini vesaire bunlar önemli. Önemli konular. Ee, e, serada kaynaklı emisyonların azaltılması için e, belediyelerin bir sürü hizmeti olabilir. E, birazdan mevzuatı gerçi Habib kocaman dün anlattı size, e, ama illaki be, belediyenin iklim değişikliği kanunu diye bir kanun yazmaya gerek yok. Belediyelerin kendi e, mevzuatı gereği, e, büyük şehir olsun, il olsun ya da e, ilçe olsun e, il, e, bütün bunları taradığınız zaman 5393'te belediyeciler bilirler, 5216'da 6360 sayılı en son Büyükşehir Belediyesi'nin değiştirme sekandı bir sürü e, konuların aslında iklim değişikliğiyle mücadelede hem emisyon azaltımına hem de etkilere uyum sağlamasına e, cevap vereceğini bu hizmetlerin görebilirsiniz. Yani normal şartlarda şehir içi trafik mevzusu 5393'te belediye kanunda yazıyor. Yani siz bunu böyle motorlu taşıtları yığarak yapmanızdansa eğer bir e, iklim değişikliği, iklim okuryazarlığı olan bir belediye başkanıysanız en azından o trafiğin eee sera gazı emisyonundan arındırılmış yani benzinden arındırılmış nasıl yapabilirim tartışmasını gündeme getirebilirsiniz. E büyükşehir belediyesinin kanunun içerisinde eee doğal afet planlamaları var. Eee yani işte tarım havzalarının korunması var çünkü artık kırsal da kent olduğu için eee bunun gibi eee bir sürü eee faaliyet var. Hatta büyükşehir şey belediyelerin içerisinde e, biliyorsunuz e, şey var. Eee tarım daire başkanlıkları var. Atları çeşitli değişiklikler almış olmalarının yanı sıra. Eee dolayısıyla benim kanım yok. Aslında gönüllü yapıyorum diye. Bu işten kaçan da olur yerel yönetim açısından bakıyorum. Ama eee e, kendi hizmetlerini kendi mevcut mevzuata uyuma sorumluluğu çerçevesinde o hizmetleri iklim değişikliğiyle mücadeleye tercüme ederek bu işi yürütenler de olabilir. denemeler başlamış durumda. ama bu işin tabii ki öyle çok ucuz da bir meseleler olmadığında birazdan bir örnekle söyleyeceğiz. Yerel yönetimlerin etkilerine uyumda tabii planlama çok önemli burada. Şey fiziki planlama çok önemli. Geniş yeşil alanlar biraz daha biraz önce de bir biraz sonra da biraz söyleyeceğim. ama işte kıyı kentlerindeki planlamalar siz kalkıp dibine ee, e, herhangi bir projeksiyon olmaksızın e, İzmir'in e, işte atık sarıtım sistemi ve hep bunu konuşuyoruz e, Çiğli'deki e, yapılan bilimsel araştırmaya göre 2100 yılında 0.3 metre deniz suyu yükseliyor e, dalga fırtına boyu da 1 metre 0.1 bir küsür metre yükseliyor yani e, model böyle çalıştırıldığında atık sarıtım tesisi tamamen su, su, sular altında kalıyor yani e, hizmet edemiyor bu bir hem ekonomik maliyet hem e, sistemin durması e, sağlık maliyeti e, böyle böyle etki zincirleri söz konusu olabilir. Onun için büyükşehir belediye başkanlıkları, belediyeler e, böyle büyük yatırımları e, ya halk sağlığı için ya da atık arıtım su e, yönetimleri için yaparken artık hep arka planda bir e, bu iklim meselesine bakmamız lazım. Çünkü bu memlekette kısa vadeli çözümlere çok bayılırız biz. Ee, yani ertesi gün hemen e, tamam şey, Gresun'a su mu bastı, tel mi baştı, e, fındıklar sular altında mı kaldı? Ertesi gün hemen bir küçük mevzuat değişikliği e, ya da işte ben yaptım oldu kararıyla e, fındıkçılara bir, bir e, susma payı gibi bir fındık desteği verilebilir. Yani e, e, tahrip edilmiş e, ürünleri nedeniyle verilebilir. Ama bunlar bizi kurtarmaz. E, çünkü bu işler e, orta ve uzun vadeli projeksiyonlara dayanan meselelerdir. Yani bilim lazımdır. Arka planda ona bir sormak lazımdır. Eksikse üretmek lazımdır e, gibi. E, biraz önce yeşil alan sistemlerinin iklime dirençli olup olmadıkları konusu yani eğer varsa çok fazlalarsa e, yeşil alan, yeşil parklar vesaire e, iklime dirençli mi olur bu kentler diye baktığınızda o zaman bu meselenin sistematiğine ya da nedir bu yeşil alan e, mevzusuna girmek lazım. Yani işte bir ağacın karbondioksit tutma e, e, şeyi e, ne derler e, kapasitesi e, ya da e, yeşil altyapı dediğimiz aslında ekosistemlerin o, o şehrin ekosistemlerinin işlev ve değerlerini koruyan birbirlerine bağlantılı e, bir hatlar, bir ağlar zinciri olup olmadığını görmemiz lazım. İşe yararlar. E, bu fırsatlar yine e, uluslararası e, IPCC'nin bir tablosu bu. Eğer bu yeşil alan sistemini korursan yani kalkıp da Afrikalardan bir yerlerden e, o e, kentin e, bitkisi olmayan e, palmiyeler falan dikmezsen e, mevcutları öldürmezsen e, iklim değişikliğinin etkilerine ciddi uyum sağlama ya da ormanlarını kent ormanlarına dikkat etmezsen gibi gibi bunları görmemiz söz konusu. Tabii ki sistem yeşil alanlar çok sistemler çok alan açık alanlar güçlü olur ve de fazla olursa doğal olarak Dilinin de söylediği gibi yutak alan dediğimiz nefes alma kapasitesi kentin metabolizmasının harekete geçmesinde emisyonların emisyonların ölçüsüyle denge sağlanmasında da bir fırsat yaratmış oluyoruz. Binalaşma az olduğu için doğal klima sağlanmış oluyor vesaire vesaire. Biraz önce söyledim ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Yani bu işler öyle, mesela 30 tane büyük şehrimiz var elimizde bomba gibi durur. Yani bu, bu eğer biz aşırı hava olaylarına gelecek sağanak yarışlarına işte şiddetli ve anlık yani anını bilmediğimiz meteorolojik afetlere kentlerimizi hazırlayamazsak, bu bunları hazırlamak için genel bütçelere, yerel bütçelere ya da uluslararası kaynaklardaki tercihlere bir sıralama yaparak bir şekilde te, temin edemezsek onları e, yani o gün kalan sağlar bizimdir, kalan mallar bizimdir meselesiyle yürümek zorundayız. Örneğin bakın Tokyo'da e, dev yeraltı sanışları var. E, iki jenerasyon sürmüş bu işlerin e, bu aşağıdaki e, Tokyo'nun e, Kasukabe bölgesinde e, şeyin altında yerin altında e, İstanbul İstanbul'da yere batan sarayını görenler bilirler çok e, ilgi çekicidir. Fakat buradaki ölçü ölçülere dikkat çekiyorum insan boyu ve e, betonların e, direklerin boyu anlamında. E, bunu niye yapmış Japonlar? Aşırı hava olayları, gelecek sağanak yağışların projeksiyonlarını yapmışlar. Ve gelecekte Tokyo'nun maruz kalacağı, maruz kaldığı için duyarlılık yaratacağı ve insanların, ekonomilerin, kent ekonomisinin bir şekilde tarif edilmesi, yani etkilenmesi, olumsuz etkilenmesine karşı durmak için, ee, şimdiden e, gardını almışlar 2 milyar dolarmış e, 2006 işte 90 yılından 2006 yılına kadar e, sürüyor e, Japonya'ya gitmişlikler olanlar var mı ben gitmedim e, şeyi bile yapıyorlar bunu turistik bir e, yatırım olarak da e, turistlere gösteriyorlar ama bu e, sistem yani Su toplama sarnışları dediğimiz kentin altında işte 50 metre alttan giden tüneller, rakamlar görüyorsunuz. Böyle şeyler, bunlar hani eğer biz büyük ne bileyim havalimanları yapıyoruz, Kanal İstanbul'u keseceğiz, koca koca ekoloji parçalarını öbürüne yapıştıracak kadar teknolojilere sahipsek bunları niye yapamayacağız? Biraz düşünmek lazım. Yani... Ee, kısaca öyle kentsel planlama dediği zaman e, sadece kentsel dönüşüm denilen koca kötü başlığın altında e, oysa biz ben temelde kent plancısıyım sonradan üstüne politika bir şeyler okudum ama e, kent planlamada bize kentsel dönüşümü eee kentlerin tozunu almak diye öğretirler. Yani kentsel dönüşümü öldür en güzel tarihi binaları, öldür yeşil alanları, üstüne de eee beton eee ne derler sektörünü güçlendir eee diye öğretmezler. Türkiye'nin en büyük çıkmazı budur. Eee bu kentsel planlama gündemi Türkiye'nin hiçbir zaman yeni bir gündem değil. Eee ayrı ayrıca yani yeni olmamakla beraber eee bilindik eee e, e, ne derler eee e, e, e belli bölümlerin belli kesimleri pompalayan yani daha doğrusu onlara çıkar sağlayan bir sistemeye dönüştüğü için bunlardan dönüşçü o kadar kolay olmuyor. Yani ben yaptım özür dilerim bundan sonra uzun değil kısa bina yapacağım demekle bu işi çözmek olmuyor. Ekolojinin dengesini bozuyorsunuz yeşil alan sistemini kırmış oluyorsunuz vesaire vesaire ama kentler dünyada akıllı olmaya çalışıyor iklim akıllı olmaya çalışıyor biz akıllı şehirler diye Ankara'da bir stratejik plan yazıldı. İçinde iklimi cımbızla aramaya çalıştık. Tamam. Ee, bulduk. Hatta şöyle bulduk. Millet bahçeleri e, e, iklim değişikliğinin etkilerine uyum için millet bahçeleri dendiği zaman e, herkes kendi bir millet bahçesine bak baksın bakalım. İklim değişikliğinin etkilerine uyum için o bahçelerde neler olmuş? Endemik bitkiler korunmuş mu? E, yeşil altyapı sistemleri oturtulmuş mu? Enerji tasarrufu Binalarda oluyor ya oralarda sağlanmış mı gibi gibi böyle şeylere de bakmak lazım. Dünyanın oldukça sayıda bir de projelenmiş şekilde süreçleri devam eden akıllı kentleri var bir akıllı kentin e, tanımını bak yapmanız e, gerektiği zaman e, yani farklı ölçeklerdeki planlamaya e, iklim duyarlı bir fiziki planlamayla yaklaşarak şu ulaşım seçeneklerinden biraz önce söylediğimiz gibi e, peyzaj yani yeşil altyapı meselesinden e, girin, araç filolarındaki düşük karbon emisyonlarına ya da bisikletin gerçek bir ulaşım, kent aracı kent ulaşım aracı olacağına kadar e, çok sayıda e, e, parametre var eee jargon olarak mutlaka duymuşsunuzdur. Düşük karbonlu kent, sıfır karbonlu kent. Bunlar daha iddialı şeyler. Çünkü artık rakamlarla eee e, karbonları yani kentin atmosfere yollayacağı e, sera gazı emisyonlarının oranlarıyla eee akıllı kentler e, söz konusu. Eee tabii bir düşük karbon ya da sıfır karbonlu kent konuşulduğu zaman eee işte yeşil e, binalar da var ya biz de yapıyoruz. Yeşil binalarla ilgili dernekler de var. Eee Türkiye'de denebilir ama e, biz kesinlikle ekolojik tabanı yok edilmiş bir kentin içine böyle yeşil binaları pıt 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 e, hani, e, keyif olsun diye oturtmanın e, iklim akıllı olmadığını, e, ekolojik bir kent olmadığını biliyoruz. E, e, karbon salımı o yeşil binada minimum olabilir ama o kent hiçbir zamanda da etkilere uyumlu değildir, İklimin ve de sürdürülebilir e, bir mantıkta da yürümeyecektir. Örnekler var: Kopenhag, e, Vancouver, Tokyo, e, çok eskilerden Portland, Seattle, e, bütün bunları. Ancak bunları görüyoruz. Gerçek sıfır karbona nasıl giderler? Bunun illa mevzuat ya da bir iklim kanunu çıkaracağız diye bilmem neyi yazacağız diye e, müjdeler vererek mi yapılıyor? Yoksa altta ne gibi bilimsel çalışmalar yapılıyor? Bunlara bakmak lazım. Türkiye'nin kentlerinde meteorolojik afetleri o, sorguladığımızda, mevsimlik olarak sorguladığımızda yaz afetlerinin yaz e, daki şiddetli yağışların yaz e, aylarında çok daha fazla olduğunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok güzel bilgilerle donatıyor bizi güncel bilgilerle esasen e, ama yani şu anda 2020'nin afetleri sayıldı ya da ben takip edemedim ama 2019 yılının sonunda bine yakın meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet rapor ediliyor ve burada da hangi özelliklerde ve hangi mevsimlerde olduğunu görüyorsunuz. Ama en çok e, şiddetli yağışı görüyorsunuz. Yani kent selleri denilen e, tehlikenin hemen birçok şehirde, Türkiye'de olacağını görüyoruz. Dolayısıyla kentlerimiz dirensiz dayanıklı değil iklim değişikliğinin e, getireceği afetlere karşı. E, bu anlamda hani sadece yeşil altyapının olmamasının ötesinde bu işlerin yapılmasını yönetecek kurumsallık da zayıf yani büyükşehir belediyelerinin kurumsallıkları da zayıf e, belediyelerinde hadi İzmir Belediyesi bu cümlemden kızabilir ama kızsın e, bizi enterese eden o network'ün çok hareketli bir şekilde yürüye gelmesi e, bakacağız yani İlla hani yaptık ettik el sıkıştık filan da bu işler olmuyor o cümlelerde e, 20. yüzyılda kaldı e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor e, biz hep e, afetleri başımıza geldikten sonra uğraşırız. Yani herhangi bir zihinsel hazırlığımız yoktur. İşte afet, afat örgütlerinin iklim okur yazarlığı ne durumdadır? Bütün yerelde ona bakmak lazım. İklim okur yazarlığı dediğimiz şey bunlar zaten. Yani illaki dört yıl okul bitirmemiz gerekmiyor. Zaten biz bütün bu çalışmaları niye yapıyoruz? Sokaktaki insanın için yapıyoruz. Danışmanlık bilmem neleri alıp da oturmak için yapmıyoruz. Eğer öyle baktığınız zaman da hizmetin asıl hedef kitlesi kimse ona göre kentlerde ııı dirençlilik ve dirençsizlik hizmetlerine bakmamız gerekiyor. bu önemli. uluslararası boyutta Paris Anlaşması denilen o bilindik en son anlaşma, iklim anlaşmasının sürecinde Türkiye'nin ulusal niyet beyanları var. diyor ki mesela bunlar önemli ama ııı bu beyanların hiçbirisi e, o yıl yani o beyanın yapıldığı yıl dan itibaren kontrol edildiğinde e, e, kesinlikle e, yerine getirilmiş durumda değil. Neden? E, çünkü biz e, sloganımızı söylüyoruz, politikamızı söylüyoruz, e, bir iki uygulama yapıyoruz ve bunları da hiç izlemiyoruz. Yani e, ne oluyor bunlara? Yani kaç metrekare e, işte bilmem e, metrekare enerji tüketinin azaltılması için mevcut binalar enerji performans belgeleri oluşturulacaktır. Yani e, enerji performans belgelerinin hukuk e, hukuku yasasının yönetmeliği ya da defalarca değişti. Tülin bunu daha iyi bilir. Yani ben çocuktum diyeceğim. Daha şimdi bizim apartmanda öyle bir belge alındı. Bu açıdan bakıldığında böyle bir sıkıntı var. Bir Eylül 2019 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Mesela şey dedi ki bizim en en yüksek karar vericilerimiz. E, düşük emisyonluk e, ulaşım yapacağız 2023'e kadar dedi. E, kentsel dönüşüm bizim için çok değerli. 2023'e kadar sıfır karbonlu şehirlerimiz olacak dedi. Bu cümleyi çok önemsiyorum. Dün tilin e, iklim değişikliğinin o hani e, First Lady'nin e, şeyinde e, ne derler? E, huzurunda e, Sayın Çevre Bakanı'nın e, yeni bildirgesinin üzerinde tartıştı sizinle. İklim bildirgesi. Üzerinde. Orada da bir sürü değerler var. Onu bu kadar oraya yapacağım. Eşi bu, buyurun bakın bu e, 2019 e, vadi e, Türkiye'deki e, Ankara siyasetçilerinin e, iki 2 iki, iki, iki yıl kalmış. Sıfır karbonlu şehirlerimiz olacak mı? Bu iki yıl içerisinde iki yılda ölmez, kalmayız büyük bir ihtimalle. Lütfen takip edelim. Sıfır karbonlu şehirlerimiz bir tane şehir olursa 2023'e kadar ona da böyle öpeceğiz, anımıza koyacağız. E, düşük emisyonlu e, ulaşım ulaşımla e, e, ilgili bir örnek gördünüz mü? İki yıl e, 2023'e kadar o da olacak. E, iklim mücadelesinde kent yoksullarına öncelik verildi mi? Bir bakın bakalım kent yoksulları kim, nerelerde oturuyorlar, coğrafi bilgi sistemlerini ona göre işlettiniz mi, kentlerin belki iklim değişikliğine karşı kritik alanlarında oturuyorlar çünkü yoksullar kötü alanlarda oturuyorlar. Bunlarla ilgili bilimsel, veriye dayalı e, çalışmalar e, yapıldı mı, e, yapılacak mı, bunları... Ee, negatif bir e, tempo olarak söylemiyorum. Malıdır diye söylemeye çalışıyorum. Ee, çünkü eğer böyle vaatler söz konusu olursa yine işte bir afet iklim afeti gündeme geldiğinde kentte e, büyük siyasetçilerin yaralarınızı sarmaya geldik. E, biz de şimdi oradayız. Bakanlarımı gönderdim demesi artık moda değil. Onun için herkes e, kentte çalışmalarını yapmak zorunda. Kalkınma politikalarına bula bula yazıyoruz. 11 kalkınma planına ibliki kentler tabii bunları bürokratlar yazıyor. Devlette çalışırken biz de öyle 11. kalkınma planına kentle ilgili bir şey yazıver derlerdi, yazardık. Bunların yazılmasıyla gerçek hayat arasında çok ciddi farklar var. Ee, ama e, bu e, ne yazık ki e, henüz e, ana karar vericiler tarafından tam anlamıyla idrak edilmiş değil diye düşünüyoruz ya da biz çok endişeleniyoruz, kıyamete yaklaşıyoruz diye. Bütçe kanunu programları zaten Habib bunlardan da bahsetmiştir her alanda çevre ve iklim dostu uygulamalarının gerçekleştirmesi için 2001 yılının bütçe gerekçesi var. Sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı var. Bunun içerisinde hangi paralar nereye gidecek e, bunlara bakmamız lazım. Biraz önce söylediğim gibi asıl mesele sıfır emisyon açığını yakalamaktır, sağlamaktır. Bu bir dengedir. Yani sera gazı emisyonlarıyla yutak kapasitesi dediğimiz o kent ormanları, yeşil alanlar, bölgedeki sulak alanlar vesaire arasında bir varlık dengesi yaratmaktır. ölçü Bunların ölçekleri, ölçüleri vardır, metodolojileri vardır hesaplanmak için. Bu denge sağlanmazsa çok büyük sıkıntı doğar. E, stratejik bir planlama anlayışının e, olması gerektiğini e, anlıyoruz çünkü çok faktörlü konuşuyoruz. Yok yoksul diyoruz, yok eğitim diyoruz, yok e, enerji sektörü diyoruz ya kentin şehir tarımı bölümü diyoruz dolayısıyla bu stratejik planlama içinde. Kentler için bazı sektörel eylemleri listeledik burada. Binada, enerjide, ulaşımda, yani yol göstericiler var. Tabii ki buradaki genel geçer konular kentlerin özelliklerine göre değişebilir. Arazi kullanımı ve durumuna göre değişebilir. Doğal çevre durumuna göre değişebilir. Tüketim oranlarına göre insanların değişebilir. Bütün bunların gözden geçirilmesi lazım. Bütün bunlar aslında kentlerin iklim eylemleri için yapılması gerekenlerdir. Ama temelde enerji, ulaşım, konut, arazi planlaması, atık yönetimi gibi sektörlerde tüm hizmetleri bütünleştiren bir iklim vizyonuna sahip olmamız lazım. Gelelim üçüncü akıştaki üçüncü adıma. İklim eylem planlaması yapmak istiyorum dedi belediye. Böyle telefonlarda alıyoruz bir. Belediye başkanı ya da danışmanı ya da yardımcısı e, biz nasıl yapacağız diyor. E, çünkü yapılması gerektiği konusunda bir politik e, ne derler mesaj var. Politik mesaj dememin nedeni mevzuat yok. Yani e, her, kentler yapacak demiyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stratejik planında 2022'nin sonuna kadar 21'deyiz. 22'nin sonuna kadar 30 büyük şehir yerel iklim eylem planlarını yapacak. Ondan sonra da geri kalan 51 ve diğer ilçelere, diğer illere ve ilçelere bakacağız deniyor. Yani bu bir tavsiye kararı esasen. Ama yasası gelecek, iklim kanunu gelecek tartışması içerisinden geçtiğimiz için belediyeler haklı olarak ben de eylem planı yapmak istiyorum diyor. Peki bu yerel iklim eylem plan ya da kent iklim eylem planlamasının bir reçetesi var mı? Ee, yani şablon olarak kullanılır mı? Belediyede çalışanlar bilirler. Yıllar önce e, bu stratejik plan mevzusu, performans göstergeleri olacak vesaire Türkiye yeni yeni şeyler öğreniyor o dönemlerde de. Ee, stratejik planlarını kent belediyeleri yapmak, belediye başkanı seçiliyor. O öbür seçime kadar eee e, işletebilmesi için eee iyi kötü bütçesi olacak eee sorumlu kuruluşlar listesi olacak paydaşlarla ilişkiler olacak o stratejik planların eee hazırlanması altı ay içerisinde seçimden sonra söz konusu. Eee bunlar hazırlanıyor. Tabii ilk dönemlerde eee ilk, ilk ikiyi yapan eee copy paste'e uğradı. Yani kesiyorlar, biçiyorlar benim de bu diyorlar. Çünkü kanun diyor ki altı ay sonra İçişleri Bakanlığı yazıyor stratejik planını istiyorum diye. Böyle baktığın zaman aynı bu korkuyu eee yani bir şekilde yıllardır bu konunun üzerinde çalışan bir insan olarak çok ciddi duyuyorum. Çünkü yerelikli eylem planlaması biraz önce söylediğimiz gibi o kadar karmaşık konuları sektörler arası ilişkileri sosyal boyutları ekolojik boyutları bir karma ve ne derler birbirleriyle sinerji yaratacak şekilde ele alınması gereken konular ki bu iş hemen böyle kimle yapılacak bir kere çok fazla disiplin gerektiriyor. Sadece iklim bilimi yani yani klimatologlar yapmazlar bunu. Meteorologlara ihtiyaç var ama klimatologlara daha çok var. Çünkü projeksiyonlar yapılacak e, bu konularda e, gibi. E, e, dolayısıyla e, e, bir yerel iklim eylem planının e, e, bir kentin bir, bir şekilde bir taahhüt belgesi olduğunu düşünebiliriz. Ama... Taahhüt belgesini bir satır yapmak istiyorum demiyor. Yaklaşık e, koca bir belgeyle ya da entegre belgelerle e, çeşitli sektörlere de indirerek bunu yapabilir. E, i̇lla bir reçetesi yok, yani bir şablonu yok olmamak gerekir. Yani Van, e, Ankara'ya benzer mi? Öyle bakın, yani tipolojik olarak yaklaşan şehirlerde bile iklim değişikliğiyle mücadele gündeme geldiğinde e, o yöredeki çeşitlilikler, coğrafi durum, e, topografik yapı ve Kentin yoksulluk indeksi, e, e, konut sayısındaki, mülkiyetindeki sorunlar bunların hepsi gündeme geliyor. E, o detaylara girmiyorum dolayısıyla aslında bir yerel iklim eylem planı, bir yerel yönetimin burada belediye diyelim toplumun iklim değişikliğinin etkine karşı direncini arttırmaya ve sera gaz emisyonlarını azaltmaya yönelik politikalarını, programlarını ve önlemlerini tanımlayacak. Politikalarını yazmak kolay. Yani biz buna çok alışkınız memleket olarak ama önlemleri yazmaya kalktığınızda atlıkta mevcut durumda ne var onu görmemiz gerekiyor. Öyle baktığınız zaman aslında bu işler belirli bir bileşenlerden yani önce emisyonu yap, emisyona bak, sonra etkilenebilirlik ve risk dirençlerine bak. Yani ne durumdasın? Ee, sadece sadece bu iş bir çevre sorunu değil. O zaman diğer e, e, zararlara ve faydalara bak ve birlikte çalışman lazım bir sürü eee paydaşın olacak e, dememiz gerekiyor. Mekansal planlamalarda, uygulamalarda da bu iş önemli. Sadece proje şehir plancıları bilirler. proje notu yazılır. Bununla kurtaramayız kendimizi. Genel olarak Türkiye'deki en büyük sıkıntı biliyorsunuz mekansal planlar bile yani imar planları bile merkezi hükümetin etkisiyle şekilleniyor. Bu çok tehlikeli bir durum. İklim için çok çok fazla tehlikeli bir durum. Bunlardan bunları aşmamız gerekiyor. Aslında normal koşullarda ee, e, çeşitli zamanlarda yani 90'lı yıllardan itibaren e, ilk nesil iklim belediyelerinin iklim eylem planlarını görüyoruz. İlk başta envanter çalışmaları yapmışlar. E, genel anlamda bakıldığında e, işte emisyon azaltımına daha çok. Çünkü eğer iklim değişikliğiyle mücadele edince bilinen kod e, e, sera gazı emisyonu, azaltılması bilinen sektörde enerji ama bu şimdi artık çok çeşitlenmiş durumda bu bu bizi kurtarmıyor hatta bilinen bir enerji santralinin de e, suçlu olduğunu görebiliyoruz ve hatta da kurban bile olduğunu görebiliyoruz dolayısıyla öyle çeşitlilik e, söz konusu biraz önce söylediğim gibi bu da çok e, komplike e, çok özel e, şehirlerde e, kendi öz e, e, çıkarımları ve de önerileriyle başarılı örnek ekler. Ee, tipleri var. Yani işte bazı belediye diyebilir ki hala diyebilir. Ben sadece enerji sektörüyle benim çok fazla organize sanayi bölgem var. Enerji sektörü benim için en önemli. Zaten birbirlerini etkileyen diğer sektörleri de etkiliyor. Ben sadece işin sürdürülebilir bir enerji planı yazacağım diyebilir. Bir başka belediye diyebilir ki ben bunların hepsi de bir nasıl söyleyeyim tarihsel yol almıştır. Zaten önceleri biraz önce söylediğim gibi bilindik kod enerji sektörü olduğu için iklim değişikliği mücadelede. Halbuki şu anda artık bilindik kod afetler. Ya bu şu anda başka bir şey var. Bilindik kod tarım sektörü. Genel anlamda mevzuat açısından muhtemelen Habib Kocaman söylemiştir. Başa bu iklim değişikliği meselesi gelince ülkeler en çok ee, ilk başta enerji ve tarım mevzuatını değiştirdiler. Yani e, genelde o iki sektör hep başarttı ama tarım sektörünün suçlu olmaktan daha çok kurban olma durumu var. Onun işte insanların, tarım sektöründen ekmek yiyenlerin geçim sıkıntıları, iklim değişikliğinin etkilerini uyum için kullanmamız gereken e, endeksler ya da e, şeyler e, veriler, parametreler. Ee, i̇kinci aşama hayır ben etkilere uyum çalışmayacağım onda orada belirgin hedeflere yürüyemiyorum e, veriler yetersiz azaltım eylem planı yapacağım yani emisyon azaltım eylem planı yapacağım diyebilirsiniz ve bunu yaparken sadece enerji değil ee, diğer e, sektörleri, ulaşım sektörünü, çünkü suçluk sektörlerden bir tanesi de kentte o biliyorsunuz, onu ele alabilirsiniz. Üçüncüsü sadece etkilere uyum eylem planı yapacağım diyebilirsiniz. Bunların hepsinin metodolojileri var. Yani yöntemleri var. Yani belediye başkanının o yöntemi oturtup kayarsın dersin kardeşim bak önce bir beyan vereceksin. Sonra belediye meclisinde bunu kabul ettim diyeceksin. Sonra işte şu kadar. Yani bunun gibi ama tabii illa ki kalıp gibi bunu bu yöntemleri kullanmak zorunda değiliz. Ee, mesela İstanbul birçok yöntemi birlikte e, e, ne derler kullanıp e, iklim değişikliği eylem planını entegre bir şekilde hazırladı. Hazırladı kelimesi yaptı etti kelimesi bu eylem planları için sağlıklı kelimeler değiller. Yani fiiller değiller. Çünkü bunlar bir süreç. Bu süreçler ciddi. dördüncüsünde e, dördüncüsünü de söyleyeyim ve bir süreci bir şekilde nasıl bakacağımızı anlatmaya çalışayım. Dördüncüsü ve güncel olanı ve kaliteli gerçek olanı azaltım ve uyumu bir arada bütünleştirici olarak yapmaktır. Genel anlamda sürdürülebilir enerji eylem planını seçiyorsanız yapmanız gereken işlerin listesi bu. Önce belediye hizmet binalarınızda emisyon hesaplıyorsunuz. Ne durumdayız? Yani karbon ayak izi diyebiliriz basitçe. Belediye araçlarının yakıt tüketimine bakıyorsunuz. Gibi gibi hızlanıyor Azaltı eylem planında söylediğim gibi enerji yetmiyor. Hayvancılık atık yönetimi, arazi kullanımındaki değişimler, kentteki, kentteki diğer sanayi faaliyetleri bir gündeme gelebilir. Uyum eylem planının sadece ve sadece etkileri uyumu, yurtak alanların yönetilmesi ve bunların e, e, ne derler maruz kalması halinde iklim değişikliğinin etkileri, ne gibi çalışmaların yapılmasıyla e, ilgili konular olabilir. Ama e, e, bu uyum eylem planlarının ayrıca bir önemi vardır. Çünkü daha çok ekolojik planlama ilişkisi kurulur. Yani ekolojik kent olma bağı burada çok güçlüdür. E, yani iklim değişikliğinin etkilerini Ankara bir uyum eylem planı yap. Ben gülerim. Çünkü Yutakalı'nı öldürmüş bir Ankara'dan bahsediyoruz. Devasa bir Yutakalı'nı bitmiş bir Ankara'nın emisyon azaltımı ile dengesini koruması, koruması söz konusu olamaz. Atatürk Orman Çiftliği'nden bahsediyorum. Entegre e, e, kent iklim planları e, e, olması gereken budur. Ee, ama e, bunların hepsini bir arada nasıl yapacağız denebilir eti vardır budu vardır belediyelerin o zaman e, öncelik e, e, seçenekleri ortaya girer ya yani onların da bir yöntemi var seçeneklerinizi belirlerseniz dersiniz ki ben doğa tabanlı çözümlerle bu işi çözeceğim Bu bir politika seçeneğidir aynı zamanda e, o doğa tabanlı dediğiniz zaman işte ne bileyim herhangi bir sanayi ya da ticari işletmeyi e, mevcut ya da konutu e, mevcut yeşil alanların üstüne oturmazsınız e, böyle bir şey Ankara'dan geliyorsa da ona dilenirsiniz sokaklara dökülürsünüz bunun gibi bir şey söz konusu olabilir e, ama e, bu e, Azaltım ve uyumu entegre etmek, e, kentin e, farklı sektörleriyle ilişkileri kurmak, farklı bir sürü planı vardır kentin. Yani işte atık yönetim planı, e, kent e, ulaşım makro planı, biliyorsunuz kuraklık il kuraklık planları var, hava, temiz hava eylem planları var. Bütün bunların içerisinde iklim değişikliğiyle mücadelenin e, tozları, ruhu o, olması gerekiyor ki e, aynı uygulamalar ya e, dublikasyon olmasın ya da yanlışlıklar olmasın e, diye söylemek lazım. E, e, buraya gelmeden önce e, şunu söylemek lazım. Yerellikli eylem planlarını genelde her ne neyse kağıt çalışması olduğu için herhalde raporlama nasıl yazılacak langur lungur yazılacak diye ortalama bir yıl veriyorlar. Hem de en büyük şehirlere bir yıl veriyorlar. Halbuki bunun metodolojik olarak en az beş yıla hazırlık yani beş yıl içerisindeki bir süreçten bahsedilir ki e, örnekler böyledir. Yani bir yıl içerisinde yaptım e, yaşasın e, yazdım demekle olmuyor. E, bunların aşamaları vardır. Dört e, e, aşaması vardır. Asıl birinci aşaması zaten Siyasi taittir Yani yerel siyasi taittir. Belediye başkanı der ki, ben sera gazlarını azaltacağım ve etkilere uyum sağlayarak kentimi dayanıklı hale getireceğim der. Bunu kararlarına belediyenin yani hukuki belgelerine meclis kararlarına geçirir. Arkasından bu planı yapmasıyla ilgili bir meclis kararı alır. Onu ondan sonraki yani bu bu aşamaları genel anlatıyorum. Birinci ilk aşama ee, ne yapmanız lazım? Kent ölçeğinde sera gazlarının e, ölçülmesi gerekir. Emisyonların ölçülmesi gerekir. E, iklim tehlikelerinin e, belirlenmesi gerekir. Birinci aşama e, budur. E, bunlar mevcut durumda belirlendikten sonra geleceğe nasıl yürüyeceğim? ikinci aşamadır. E, bir, bir, bahsettiğim birinci aşama bir yıllıktır. İkinci aşama e, azaltım hedeflerini belirlemeye başlayacaksınızdır. Sera gazı emisyonu. Çünkü geleceğe yönelik başlıyorsunuz. Yani işte atıyorum organize sanayi bölgesi de bütün o bölgeyi güneş enerjisi ile. E, elektriklendireceğim yani ısınmasını ve elektriğini bundan sağlayacağım diye bir e, özel proje yaparsınız bu bir katkıdır ama bütün türk, e, kent için bunu yapamayabilirsiniz işte onun için önceliklendirmeler başlar bu bir süreç olarak yürümeye devam eder ama ikinci aşamada en önemli konu iklim değişikliğine o kentin etkilenebilirliğini ve risk faktörlerini belirlemenizdir ki işte burada e, bilim insanları devreye girer e, modellemeleri çalıştırmaya başlar. Durum nedir diye bakar, hangi sektörleri etkiliyor, aşırı hava sıcaklıkları ya da soğuk havalar, ya da şiddetli yağışlar, ya da fırtınalar, bunların hepsi iklim değişikliğinin tanımlanmış Avrupa Birliği'nce de tanımlanmış dünyaca da tanımlanmış tehlikeleridir. Yani afet tehlikeleridir. Bunların hepsi hesaplanır, kitaplanır. O hesap kitap bir yıl alır. Etti size iki yıl üçüncü aşama ee, artık bu hesaplamalar bitmiştir. Yapılması gerekenler yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Hedefler için iklim planlarının geliştirilmesi başlar. Yani eylem planlarının yani şunu yapacağım, bunu yapacağım. Biraz önce söylediğim gibi işte ilk yıl şunu yapacağım, ikinci yıl bunu yapacağım diye artık yani 2050 yıllık mı? 2050 yürüyecektir Şimdi 2023 moda ee, ama işte son geçen gün takip ettiğiniz bilmiyorum cumhurbaşkanımız 2053 dedi. Ee, belki 2053 işte ama bizim e, bilimsel eşiklerimiz. 2030-2050 bizim derken iklim değişikliğinin bilimsel çalışmaları ile ilgili ve üçüncü aşamada aslında iklim uyum etkileri uyum planının ve işte etere gazı emisyonlarının da azaltımı ile ilgili planın artık ortaya konulmasıdır biliyor musunuz bu üçüncü aşama 3 üç yıl sürer. Yani aslında beş yıllık bir süreçten bahsediyoruz ama bir yıl sonra göreceksiniz Türkiye'de daha neler olacak. Yani bu beş yıl süreç de bitmez. Arkasından şeyler başlar. İzleme ve değerlendirme süreci başlar. E, yaptık mı yapamadık mı ne kadar yaptık niye yapamadık Öz kaynak mı yetmedi bilimsel çalışma yanlış mı hesap verdi e, bir sürü e, boyutu vardır e, bunlara e, baktı baktığınızda e, Dolayısıyla e, izleme ve değerlendirme süreci de artık ilahi nihayı sürecek olan ve bu planın e, sürekli revizyona uğraması gereken bir e, konu olarak karşımıza çıkar Eee yaptırım süreçlerine değindim ama bir daha değineyim. Eee Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eee işte eee yerel meylen planları yapıla dedi. Kendi stratejik planında kanunda da diyecek muhtemelen. Eee şu anda çalışıyor. Biz gerekli olup olmadığı tartışmasını zaten masaya hep yatırıyoruz sivil toplum kuruluşları olarak. E, Nisan 2020'de e, tabii ki hani e, geliyor e, bu istekler hukuken gelecek e, anlamında. E, Nisan 2020'de belediye ve bağlı ile Mahalli idare Birlikleri norm kadro bir şeyleri yönetmeyinde değişiklik yapıldı ve e, Büyükşehir belediyelerinin e, iklim değişikliği daire başkanlığı, e, il ve ilçe belediyelerinin de şube müdürlüğü kurulması e, konusu kadro mevzuatı gereği bir şekilde işaret edildi. Orada iklim yazmıyor ama kadro vermiş oluyor ki sen de bunları yap diye arka plandan hukuki zeminini insan kaynağı anlamında oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla belediyeler de pıtır pıtır bu daire başkanlıklarını ya da şube müdürlerini kurmaya başladılar ama benim bildiğim hiç daire başkanlığı yok. İlla çevre koruma daire başkanlığının altında bir şube müdürlüğü olarak yürüyorlar. E, belki takip edememişimdir Büyükşehir Belediyelerini. E, zaten il müdürlüklerinde sıkıntı var. Ama Büyükşehir Belediyelerinde e, iklim değişiyor. Ha, bunların adları da e, kendi nasıl söyleyeyim, yörelerinin e, 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 sıkıntıları ya da e, e, sektörel olarak e, önemli olmaları nedeniyle de konabilir. E, mesela Büyük Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği ve temiz enerji şube müdürlüğü var. Yani o, o bir de temiz enerji koyuyor yanına yani aslında bu belki de sadece olayı enerji olarak algılamak istediğinden ya da ona yürümek istediğindendir e, bunlara bakmamız lazım iklim eylem planı olan belediyelerimiz bunlar e, oldu mu olmadı mı İşte süreç olduğu için bu yani böyle pat diye e, tam bir kurumsallaşma içerisinde bunlar yapılmıştır bitti bunlar şimdi onlar öyle güzel yazdılar ki bütçelerini de ayarladılar ki e, yavaş yavaş işlerini yapıyorlar diyemiyoruz neden çünkü iklim yerel iklim eylem planlarının hiçbirisinin bütçesi yok. Yani bütçe kutusu yok daha kurumsal kutunun içerisinde de belediye lazımdır diyor. Halbuki e, sokaktaki tohumcu kadın da lazım. Yani öyle baktığınız zaman e, bir sürü e, eksikleri var. E, bu bir suç mudur? Hayır. Bu bir deneme ve yanılma sürecidir. E, e, Türkiye yeter ki samimiyet de olsun olsun. Bu çok önemli bir konu. E, çünkü hep bu tartışılıyor. Ali Bey de e, Çevder'den ya da diğer arkadaşlar bahise e, katılanlar hep bunu söylüyorlar. Yani e, ama Amacımız aslında şey olsun gerçekten iklim mücadelesi olsun o zaman hatalar ve sevaplarla yürünebilecektir. Zaten kolay bir iş olmadığını biraz önce de söyledik hem yatırım olarak kolay değil hem de çok kapsamlı olduğu için. Metiş bir karmaşa doğurabiliyor. E, rafine yönetsel mekanizmalara ihtiyaç var. E, burada gördüğünüz büyükşehir belediyelerinin hepsinde, hemen hepsinde ya yapılmış ya yapılmakta olan, heyecanı olan ya da işte yapılmış olduğu için yapılmış olan e, e, iklim eylem planları var. İlçelerde hareketli, işte İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Kartal e, işte ama Kartal Belediyesi'ni bilmiyorum nasıl bir şey. E, İzmir'de Karşıyaka, Bornova, Seferihisar Bursa'da Nülüfer Ankara'da Çankaya, Çankaya'da da hareket var. Ama işte bunların sürekliliği lazım. Yani nasıl ee, insanlığın e, medeniyetinin bekası için uğraşıyorsak e, iklim değişikliği böyle bir şey e, beka e, bunu hep söylüyorum seviyorum beka kelimesini e, o sürdürülebilirlikten e, iyi bir kelime Türk, Türkçe olmasa da e, öyle baktığınız zaman e, bu e, yapılan projelerin e, bekası da olmayabiliyor e, raflık oluyorlar halbuki bir iş diğer işi tamamlayıcı olmalı mesela biz bu işi yapıyorsak yerel, yerelden iklim, e, ulusal iklim Ağanı. Bunun, bu projenin sonuçlarının biz istiyoruz ki yerel iklim eylem planı çalışan e, belediyelere ee, mesela envanter çalışması yapılacak yardımcı olsun. Eğitimler nedeniyle paydaşların güçlendirilmesi o kolektif çalışmaya e, artı bir değer kazandırılsın. E, bunların da bir planı olur kafada. Yani o plana göre yaptığınız zaman da kolay olur ama e, projeleri böyle e, parçacıl yapmak zordur. E, söyledim bunu. Kurumsal altyapı e, açısından e, bakıldığında e, konuşmuştuk. Ee, şube müdürlükleri olanlar, ilçelerde e, koordinasyon bürosu olan var mesela Kadıköy Belediyesi'nin şurada müdürü yok. Koordinasyon bürosu, bürosu diyor. Ee, Karşıyaka Belediyesi'nde muhataplar var diyor. Ee, i̇klim krizi birimi kurmuş Çankaya Belediyesi e, gibi. Burada e, Büyükşehir Belediyelerinin e, örnekleri var. Ama bunlara doğru söylemek gerekirse biraz önce de söylediğim gibi çok yolun başındayız ama yolun sonu görünüyor. E, bu çok yolun başında olmamız gerek getirdiğini şöyle anlayabiliyoruz. Yani bu değerli şubelerin işte birimlerin başında bir heyecanlı bir insan, bir mühendis vesaire olması yeterli değil. Üstelik bir belediyenin sadece iklim dairesinin iklim değişikliğiyle mücadeleyle uğraşması hiç yeterli ve doğru değil. Yani imar dairesiyle iklim dairesi arasında bir etkileşim olmazsa o bahsettiğimiz kötü kentsel dönüşüm devam eder. Yani böyle baktığımız zaman olaya Belediyenin iç yönetsel buna Malta Governance diyorlar. İç yönetsel yapısıyla e, iklim e, eylem planlarının harekete geçmesi sağlanması gerekiyor. Sonra da dış yönetsel yapısı devreye girecektir. E, merkezin sorumluluğu hızlanıyorum. E, yerel iklim eylemlerini kolaylaştıracak e, bazı e, noktalar var. İşte stratejik planınız var zaten. E, o zaman buna bu, bu bütçe yani illa yerel iklim eylem planı yapmak zorunda değilsiniz. Yer yönetsel planlarınızın içerisine iklim nüvelerini atmaya, doğru atmaya, zamanlı atmaya, bütçeli atmaya başla, başlasak bile doğru adımlarla yürüyebiliriz. Ama bizim ülkemizde şöyle bir e, ne var? E, işte, bir Yaptık, ettik, planı çıkardık gibi yani genelde de aynı ağız var yani kim ne derse desin belediye başkanları işte bitirdik İzmir'de yeşil eylem yaptık öbür tarafta şunu yaptık değil bu yavaş 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 e, hangi boyuta girecekse hangi e, karma ilişkiler kuracaksa yapmak lazım onu yaptık yapacağız dediği zaman biz e, bilim insanları bilime inanan uzmanlar vesaire hepimiz şu ekrandakiler demeliyiz ki kaç paraya yap kimleri soktun, ne kadar zamanda olacak, e, şu faktörleri, şu parametreleri de dikkate aldın mı e, gibi bir sürü e, noktalar. Bu soruların cevabını arıyoruz. Onu onu işte bir küçük şube müdürlüğünde ya da bir daire başkanında üç tane e, çevre mühendisi çözemez, üç tane sosyolog çözemez. E, bir de bu iş ihtisas alanlarının gücü. Ne dedik? El ele tutuşmaların önemi vardır dedik. Niye? Çünkü çok çok network'ü çok güçlü bir konudan bahsediyoruz. Bu önemli bir listedir. E, tez yazanlar falan kullansınlar diye böyle kalabalık yazıyoruz. E, i̇klim mücadelesinde dünyada bele, belediyeler el ele tutuşarak birlikler, ağlar ve ittifaklar kuruyorlar. Bunları ya konu bazında kuruyorlar ya sektör bazında kuruyorlar ya sadece sera gazı emisyonları azaltım için ya sadece iklim etkilerine uyum için kuruyorlar ama e, ya da sadece... Rakıfeler Vakfı gibi işte büyük şehirlerle, mega şehirlerle el ele tutuş olarak koyuyorlar. Dünyada, Avrupa'da e, belediye başkanlarının bu bunla, bunlar bunlara üye olmaklar gerekir. Türkiye'de üye olanlar var belediye. Bu ne getirir? E, ekstra uluslararası e, hibe fonları getirebilir. E, en önemlisi dünya ne konuşuyorsa biz biraz buna yaklaşsak iyi olur. Kentsel dönüşümle iklim değişikliği ilişkisi nasıl kurularsa bir gidip bakalım demeyi getirir. Umarım kendimi ifade edebiliyorumdur Örneğin Türkiye'de, ee, i̇lk e, bu birliğe e, birliklerden birini üye olan e, Büyükşehir Belediyesi e, Konya Belediyesi olmuştur. 2007 yılında deneyimlerini arttırmak amaçlı saygıyla eğiliriz. Dünya Belediye Başkanları İklim Değişikliği Konseyi vardır. O konseye üye olmuştur. Ama bilindik böyle Avrupa Birliği'nin e, e, belediye başkanları sözleşmesi vardır. E, bu sözleşmeye çok fazla e, belediyenin üye olması, olmakta olması söz konusu neden çünkü biz iklim projelerini en çok AB fonlarından alıyoruz, İB fonlarından alıyoruz. Bir bir nedeni de bu. Yani Avrupa Birliği diyor ki ben sana fon veriyorum ama sen ben iklim belediye başkanlarım, belediye başkanlarım yani belediyelerin iklim değişikliğiyle mücadelelerinde neler konuşuluyorsa seninkinde de bunu görmeyi isterim. E, ona göre al sana, e, e, bu anlamda metodoloji ya da know how diyor. E, yavaş şehirler, dünya sağlık kentler birliği, e, e, karbon saydamlık projesi, e, ne derler e, işte ne bileyim e, iklim değişikliği, e, World Resources Institute'un nüfusla ilgili bir bağı var. E, bunlara Türkiye'de bazı şeyler, e, üyeler. Ama ne yapıyorlar? Yani onun arka planında inşallah destekler iyi gidiyordur. Ya da böyle gerçi şu ara hiç olmuyor ama e, yurt dışı seyahatleri e, için mi gidiliyor? Türkiye'ye bakalım. mali İdari Birlikleri mevzuatı var. E, belediyeden katılanlar varsa zaten biliyorlardır. Yıllardır var. İyi bir şey normalde. Ama Türkiye siyaseti yani o dar dediğimiz o siyasi parti siyaseti e, idare ettiği için e, kentleri e, sıkıntı oluyor. Bir katı atık e, birlikleri bile o CHP'li öbürü bilmem neli diye e, işlemez oluyor. E, öyle baktığınız zaman bu tehlikeli. Ama biz bir, bir önceki slaytta ne dedik? Yani yani unut onları vatandaşına kentinin dayanıklılığına odaklan ve bu tip birlikleri ülke koşullarında yapmaya çalış. Ee, 2016'da Malatya ve İstanbul mutab Malatya mutabakatı İstanbul deklarasyonu diye bir başlık atılmış. Ee, o da uluslararası bir örnek kullanarak e, Mayıs 2016'da e, sürdürülebilir kalkınma e, amaçları doğrultusunda e, bu iki şehrin sürdürülebilirliği üzerine e, bir deklarasyon yayınlanmış. İçi iklim değişikliği e, karar, e, tavsiye kararlarıyla dolu. E, çok yeni iki gün önce e, Dünya su su günü nedeniyle 22 Mart e, 2021'de kentlerde sürülebilir su politikaları zirvesi yapıldı. 22 Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Belediyesi katıldı. Ve sloganları başka bir su yönetimi mümkün demekti. Bu, bu şu demek, e, su politikası deyince duracaksınız. Çünkü iklim değişikliğinin etkilerine en çok maruz kalan e, sektör demeyeyim e, e, nelerler e, varlık değer su kaynaklarımız bizim. Bunlar e, raporlarla tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla buna sadece bir su politikası hani e, diye bakmayın. Eee iklim değişikliğinin uyum açısından değerli bir e, bir araya gelme. E, umarım e, devam edecektir. Eee zaten e, dün de Habib söylemiştir. Eee TBM'de de bu anlamda yeni bir araştırma komisyonu kuruldu. Kıyı Ege İklim Ağı bir proje vasıtasıyla muhtemelen oluşturuldu. Sürdürülüyor mu bilmiyoruz ama çok değerli kıyıların e, şey açısından söylemiştim. Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliği yıllardır Avru Dünya Sağlık Örgütü'nün normlarını e, kullanarak e, birçok kentte, 70'in üstünde kente, e, kenti sağlıklı yapmaya çalışıyor. E, o anlamda bakıldığında iklim parametreleri bunların içerisine girmeye başladı bazı şehirlerde de ofisleri var belediyelerde yöre özelinde belediye belediyeler el ele tutuşmuşlar burada herhalde Van arkadaşlarımız bir bilgi verebilirler. Aslında biz istedik buradan böyle bir belediyeler birliği var Van özelinde Van Gölü ve çevresini koruma belediyeler birliği gibi e, iki yıl önce bu bilgiyi e, Van'a gittiğimizde almıştık. E, mesela bu çok önemli e, Van Gölüne e, kıyısı olan e, ilçe belediyelerinin e, e, Van ekosistemi, göl ekosistemi, iklim değişikliği işte bütün o diğer faktörler atıkların atılması vesaire bütün bunlarla ilgilenecek bir iş yapması ve bu birliğin projeler üretmesi söz konusu olabilir kaynaklar var yönlendirilebilir böyle tekil çalışmalar söz konusu. Marmara Belediyeler Birliği emisyon azaltımı ile ilgili çalışmalar yazıyor yapıyor. Ege ve Marmara Belediyeler Birliği birlik olarak eylem planları yapmak için projeler hazırlıkları içerisine girdi falan. Yani böyle hareketler var ama e, e, samimiyetinin, gövde gösterisinin yanı sıra çünkü mesela eminim ki bu su politikaları zirvesinde daha çok bir parti aynı partili belediyeler bir araya geldiler. Bu tehlike bir şey. Yani son derece tehlikeli bir şey. Eee işlemeyecek demektir e, ve e, siyasete kurban gidecek olabilirler. Dikkat dikkat. Yani bunları hani... Aa bitmiş. Teşekkür ederim. Umarım e, geçti mi çok çok hızlı hareket ettim. Yok biz de çok teşekkür ederiz. Böyle yoğun bir bilgi bombardımanı oldu aslında. Nur hocam. Eee Sorular var katılımcılardan, soruları alalım. Evet. Ee, yoksa bir konu vardı. Ee, ben kapatıyorum önce... şeyi. Ben bir şey söyleyecektim. Buyurun Tabii Bayıza. katkı vermek istedim. Bahize e, ee, e, burada. Öncelikle e, bilgilendirdiğiniz için, bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. E, evet. Yöre özelinde Van Gölü ve Çevresi Belediyeler Birliği bu konuda daha fazla bilgiyi nasıl edinebilir? E, STKlarla işbirliği içinde nasıl hareket edebiliriz? Bir As olacak. Aslında en güzel soru bu. Yani e, böyle bir belediyeler birliği e, harekette ise yani e, bu birliğin bir tüzüğü oluyor. Yani yaptık yapmaları gereken işler oluyor. E, muhtemelen zaten Van'ın, gölün ile ilgilidir. E, bu yereldeki bir e, ne derler, dinamiklerle ilgili. Siz bir, bir toplum kuruluşusunuz. E, Kent konseyi var mı Van Belediyesi'nde bilmiyorum e, Bayza'nım. Hanım. E, İşliyor mu? bütün bu yani sadece mesela tek bir sivil toplum kuruluşu değil, bir sivil toplum kuruluşları, koalisyonu gibi gönüllü bir süreç içerisinde belediyeler birliğiyle temasa geçebilirsiniz. Sivil toplum tarafından böyle bir iklim değişikliği bağlamında Van Gölü'nün ile ilgili taleplerinizin olduğunu o birlik yetkililerine, belediye başkanlarına tek tek giderek anlatabilirsiniz. Yani tek belediye başkanlarına giderek anlatabilirsiniz. İlk başta duyarlılık sağlamak açısından bir adım atabilirsiniz. Çevder size destek olacaktır. E, çünkü Van Gölü'nü bildiği için yani Van'ı bildiği için e, illaki bildiği için e, o, onun tabii arka plandaki bilgileri hem değerlidir hem de kırılması gereken bilgiler olabilir. E, arzuyu görüyorum şu anda hani muhtemelen dokunmuşlardır ve ses gelmemiştir. Ama o sesin çıkarılması için asıl vazife vatandaşın organize temsilcileri olan Sivil Toplum Kurulu gışlarındadır. Hala ve hala dolayısıyla oradan başlayarak yanınıza da o, 100. yıl 100. yıl üniversitesinin akademisyenleri ya da akademik atlığını alarak hocalarla birlikte bir artı paydaş hareketi bahsederse baş, başlatabilirsiniz. Ama dediğim gibi onlarsız olmaz. Yani belediye yerel yönetsel kadro olmadan da bu şey ne derler eksik kalabilir. Ali hocanın bir şey çevderden Mustafa Sarı Hoca'dan bahsetti saygıyla ben de e, anıyorum onu e, çok yoğun çalıştık yıllar önce kendisiyle e, o ciddi bir yani üniversitede bir öncüydü üniversitede bilimsel olarak bir öncülük yaptı e, ve e, o da harekete geçirmeye çalışmıştı sivil toplum kuruluşlarını e, tabii siz içeriği daha içi daha iyi biliyorsunuz e, Arzu'da ya da Ali Hoca'da varsa Ali Bey'de e, sözü alacaktır e, belediyeler yönetsel olarak hem e, ...algı noksanlığı hem farkındalık ve bilgi noksanlığı çekebilirler. Bu bir suç değil ama sizlerin, sivil toplum ve üniversitelerin bu konuda itici güç olması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arzu herhalde size hocam. Evet, evet. Yani, hocam önceden kent konseyleri vardı ama şu anda ne türlü işler durumda bilemiyoruz şu anda... Tabii ki de e, önceden belediye başkanları falan vardı. Şu anda belediye başkanları da maalesef yok. Maalesef biliyorsunuz. E, kent konseyleri de hiçbir işlevini <laughs> görmedik yani Van'da. Yani kent konseyleri önemli bir e, birim ama şu ana kadar herhangi bir iklim değişikliğiyle ilgili herhangi bir adım atma ya da çevre konusunda herhangi bir çalışma yapmalarını görmedik yani. Evet. Evet. <laughs> Bu çok önemli ama tabii Van'ın belediye yapısı yani yönetsel yapısında sıkıntı olduğu için kayyum vesaire bu tip konular alt, alt birimlerinde çalışmamasını otomatik olarak getirebiliyor. Bu durumda işte biraz önce söylediğim gibi sivil toplum ve üniversitenin sesi var Van'da. Hissettiğimiz bu Ankara'dan söylüyorum. Dolayısıyla bu iki önemli aktör, yerel aktör ele ile tutuşarak kendi stratejik adımlarını belirlemeli. Van'da iklim değişikliğine nasıl yürürüm? Gölden bir başlayayım? İşte ne bileyim enerjide gibi böyle bir hareketlere girmekte fayda var diye düşünüyorum. Uzaktan maval okumak kolay tabii ama düşüncelerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Ee, Nuran Hanım e, üniversiteden bir hocamızla ben iletişime geçtim önceden evet. Mustafa Sarı hocamız e, gittikten sonra yerine Mustafa Akkuş hocamızı bırakıyor. Akkuş o de devam var. ediyor su ürünlerinden doktor. E, i̇letişim halindeyim hem gönüllülerimize bir sunum yapmasını istedim ve birlikte onun fikirlerini alıp öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Ayrıca buradaki arkadaşlara da Mustafa Sarı'nın YouTube'da TEDx'te bir e, küçük bir şey var. var. Onu izlemelerini tavsiye ediyorum. Böyle var. Kefaleti. var. Yani, Çok evet, başarılı. Evet. Ee, yani gurur duyuyoruz. İnşallah evet, bizler de evet. bunları başarabiliriz diyorum. Bahise Hanım, asıl mesele şu arkadaşlar. Yani Ankara'dan abim, Ankara'dan ablam geldi modelleriyle bu iş olacak gibi değil artık. Anlatabiliyor muyum? Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin ya da işte ne bileyim İzmir'in ya da İstanbul'un üniversitelerinin gelip Vanda proje yapması sağlıklı değil. Yerel illaki yerel çünkü onlar belirler. Ya Mustafa Kuştaş su ürünlerini sizden bizden her zaman yani iyi bilecektir. Zaten öyle olmak gerekir. O anlamda bir zaman kazanılır, insan kaynağı kazanılır, para. Kazanır. Kazanılır. burada her şey kazanılabilir e, dolayısıyla e, e, olabildiğince yerelleşmeye çalışmamız lazım diye düşünüyorum özellikle de biraz daha halkın e, bilinçlenmesi ve kadınların bu konuya e, bu da dahil olması şey. önemli evet Evet. Kadınlar derken de zaten yüzde elli kadındır Türkiye'deki nüfus. Öyle Van'da da öyledir. Üç aşağı beş yukarı. Öyle baktığınız zaman kimse toplumun dinamiklerini harekete getiren ki dediğiniz gibi kadınların duyarlılığı yüksektir. Kadınların kırılganlıkları da daha fazla olacaktır. iklim e, afetlerinde oluyordur. O anlamda bakıldığında buradan bir şey söyleyeceğim. Önemli uzatmamaya çalışıyorum. Öbür hocalarımız açısından. E, Türkiye biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 15 beş günde bir bir müjdem var çocuklar diye çeşitli eylem planları bir şeyler sunuyor bundan bir hafta bir ay önce filan insan hakları eylem planı Türkiye'nin nur topu gibi ortaya çıktı genel anlamda ve orada insan hakları eylem planında iklim değişikliğinden mağdur olacak insan hakları normlarına uygun olarak e, dezavantajlı e, insanların, kesimlerin e, illaki e, e, şey yapılacağı, bu konuda çalışmalar yapılacağı, kamu otoritelerine bu konuda bilgi verileceği, e, onların farkındalığının arttırılacağı kararları var. E, sevgili bahise, sevgili arzu, yani sivil toplum kuruluşları olarak o sayfayı açın. Yaşanabilir ve e, işte ne bileyim e, kentsel çevre gibi bir bölümün altında o. İki üç tane karar var. O karar yürüyerek eee kamu otoritelerini insan hakları bağlamında iklim değişikliği mücadelesi açısından bir eee ne derler bilgi bombardımanına işte biz de anlatırız sosyal boyutu eee o anlamda öyle. Ya Bir başka şey daha söyleyeyim kadın dediğiniz için söylüyorum. E, Türkiye Türkiye TÜİK biliyorsunuz e, istatistikler yapıyor. 2021 eee eee yılında yaşam memnuniyeti istatistiği var. Yani ölçeklendirilmiş istatistikler bunlar değil. Daha çok nitel verilerle yapılan memnuniyet istatistikleri yapıyor. Bir nedenle bunları çalışıyoruz. Büyük bir projede onun için bu bilgiyi veriyorum. Orada yazıyor kadınlar daha mutlu. Şimdi kadınlar iklim afetlerinden maruz kalan kadınlar o küçücük te, te, şeyle kapla evlerindeki seli boşaltırken ki o kadın daha mı mutlu? Yani onun tartışmasına girmek zorundayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, yukarıda her şey pes pembe olmayacak. Mağduriyetler iklim mücadelesinde, iklim afetlerinde, çevresel bozulmalarda, dolayısıyla sosyoekonomik kaygılarda nereye gidiyor? Ve aktör olarak da aktif olarak nerelerde yer almalıyız gibi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya Nuran hocam biraz önce aslında şeyden sonra bir önceki sunumdan sonra Zeynep Hoca'nın bir soru gelmişti. Atladık biz onu. Aslında biraz tarım şeyle de ilgili. bu Rojda Hanım sordu. Bunu sonra tekrar konuşalım diye kendisine söz verdiğim için şimdi açıyorum tekrar. bu konuyu ben bu adaptasyon programına başvurular arasında da böyle belediyelerin yazan belediyeler olduğunu gördüğüm için size de soruyorum. Yani belki cevap vermek istersiniz diye. Bu evsel atıklarla kompost yapmak, organik gübre yapımı hem üniversitelerde hem STK'ların desteğiyle yaygınlaşması, yerelin bilinçlendirilerek tonlarca atıkları çevreye zarar değil de fayda sağlanabilir. Bunu proje haline getirmek ve yaymak ve yerel istihdam sağlamak ne kadar mümkündür diye bir soru sormuştu Rojdan biraz önce. Onu atladık biz. Değinmek ister misiniz bu konuya yoksa Valla sıfır atık bu politikaları çerçevesinde kompost atık yatırımlarına çok fazla önem veriliyor. Zannediyorum bununla ilgili bir şey. Ama çevre mühendisleri kompost yatırımlarının Türkiye'deki listelerinden de bahsederler. Bu konuda yani cam girseydi devreye çünkü geçen gün böyle bir toplantı tar tartışma oldu genel anlamda. Yani evsel atıkların kompost yapılmasıyla ilgili bazı yatırımların Aksine şeyin ne derler çöpün formasyonu yani içeriği nedeniyle sıkıntılar doğuracağı kompostlama açısından bunların da farklı aşırı maliyetlere sonradan geri dönüş yapacağı konusunda sıkıntılar var tabii ki kompost yani organik ve inorganik açıdan baktığınız zaman yaş şeyi ne derler domatesi kompost yapabilirsiniz ama Türkiye'nin çöp şeyinde kategorisi öyle bir sıkıntı var. Özellikle kentlerde bu artık çok yükseldi. E, sen de bir, zannediyorum katılıyorsun bu konuya. Bir şey ekleyebilir miyim? Sıfır atık konusunda bizler tema vakfı olarak okullarda eğitim veriyoruz. E, sıfır yaştan ana sınıfından hatta alıyoruz. Liselere kadar böyle bir eğitimimiz var. Proje sınıfları. Bu şekilde eğitimler veriyoruz. Bunu da hatırlatmak Güzel. istedim. Güzel. Önemli. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Başka bir sorusu olan var mı? Yoksa ara verelim mi? Bir 15 Ne kadar veriyoruz arayı? Yani buçuk, bir buçuğa kadar, on 13.30'a kadar. İyi ben bir tam zamanda veriyorum. hızlı konuştum. Kusura ha, bakmayın. Harika ya. yaptınız. <laughs> evet. yani oturmuş tam oldu yani böyle. En, en sevdiğim eğitmen. <gülüyor> <gülüyor> ben de en sevdiğim proje diyeyim. teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için yeniden. Bir soru Ondan, geldi son anda. Ha, soru geldi. Kentlerde yeşil ulaşım altyapısına örnekler var mıdır? Evet, yeşil ulaşım altyapısı derken şunu söyleyeyim yani yeşil ekonomi kapsamı içerisinde baktığınızda bisiklet ulaşımı bir yeşil yeşil ulaşımdır esasen. ya da işte toplu taşıımın kullandığı yakıt ilişkisini kurduğumuzda elektrikli arabalar vesaire ama yeşil alan ya da toprak ilişkisiyle sorguladığımızda biraz daha dersimizi çalışmamız gerekiyor mesela bisiklet e, demo da biliyorsunuz. Bisiklet yolları e, büyük şehirlerde falan. Ama biz ne yapıyoruz? Asfaltların kenarına mü, müsait oldukça boyayız mavilere. E, tabii ki bi, bir adım atıyoruz ama e, yağmurla toprağa buluşturacak e, geçirimsiz malzeme kullanmadığımız müddetçe bu yeni yatırımlara özellikle hani bütün asfaltları kaldırın, e, bisiklet yollarını e, boyayın, e, boyamayın, e, geçirimsiz malzeme Malzeme kullanın diyemeyiz ekonomik olarak belki ama e, benim söylemeye çalıştığım dünyada bunun e, de, örnekleri değil çok uygulamaları var. Dolayısıyla eğer mesela ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biz sevdik e, e, Mansur Yavaş'ın belediye hemen silah çekti, bisiklet e, 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 yolları mü, mü, mümkün olan yerlere yaptı ama e, biz bir baktık ki geçirimsiz malzeme yok geçimsiz zaten sıkıntı en büyük sıkıntı e, suyun toprakla buluşamaması kentlerde. E, o zaman o gerçek bir yeşil ulaşım olmuyor bisiklet de olsa. Selma Hanım buyurun elinizi kaldırdınız. Selma Hanım soru mu soracaksınız? Evet açacağım. Evet evet. evet, evet. Şimdi Haberden. şöyle aslında ben iklim değişikliği konu Norancım sunumun için çok teşekkür ediyoruz gerçekten evet. çok detaylı bilgi dolu yani bizim de beynimiz yani böyle bir şeyden revizeden geçiyor yani her seferinde evet. bunun için teşekkür ediyoruz şimdi aslında ben iklim değişikliği konuşulurken katı atık konuşmak istemediğim için ya da atıksı konuşmak istemediğim için bunu iki gündür yani şey örteliyorum ama bir şekilde sıfır atıktan bahsedildiğinde atıktan bahsedildiğinde o yüzden de ben tuik anlamında bir şey söylemek istiyorum Van Van grubuna Şimdi TÜİK e, bir sürü envanter yapıyor. Mesela belediyelere beledi, belediyelere dört tane anket uyguluyor iki senede bir. Katı atık envanteri, kat, katı atık envanteri, atık su envanteri, e, içme suyu envanteri e, vesaire gibi böyle e, çevresel harcamalar envanteri gibi dört tane anket uyguluyor. Bu anketlerde mesela aslında her belediye mesela Van Gölü özellikle bunu niye söz aldım Van Gölü'nün çevresindeki belediyeler köplerini şeye de şarj ediyorlarmış Van Gölü'ne ve atık sularını Van Gölü'ne de şarj ediyorlar. Şimdi aslında bu anketlerde o belediyeler o belediyelerin işte nereye deşarj ettiği ne kadar deşarj ettiği bunu bertaraf ettiği mi etmediği mi hepsi ya da bertaraf yönteminin ne olduğu bütün detaylar var. Eğer mesela Tema Vakfı yahut da o, şeydeki, o bölgedeki başka bir birim bir bir araştırma yapmak isterse bu verileri TÜİK'ten Alabilir ve bu ne, ne kadar deşarj ettiği ile ilgili bir veya yani şey mi herhangi bir bertaraf yöntemi uygulanıyor mu uygulanmıyor mu hang, nasıl uygulanıyor bunlar? ya da uygulanmıyorsa ne kadar e, meblağ olarak ne kadar atılıyor bunların hepsini almak mümkün bu bilgiler olduktan sonra yani mesela bir veriyi iki senede toplar analiz eder yayınlarsınız ama iki ayda iki ayda bu şekilde bir analiz yaparak e, raporlayabilirsiniz o yüzden bu konuyu Van Gölü grubuna sunmak istedim teşekkürler, Teşekkür ederiz, sağ olun. teşekkürler Selma, Selma çok teşekkürler bir şey soracağım açık verimi yani tak diye Google'dan buluyor musun yoksa e, yazışmalarla mı alınır Şimdi tabii belediye, bu tabii yani ilçe belediyesi, ilçe belediyesi alınacağı için muhtemelen yazışmayla alınacak. Ama bu yazışmalarda artık TÜİK mikro veri veriyor. Yani ama bunu mesela ne bileyim belediyenin kendisi, belediyenin kendileri, kendisine tekrar belediye veriyi onlara dolduruyor, veriyor anketi. Ama kendisi tutmadığı için mesela belediye yeniden TÜİK'ten istiyor. O zaman bedava verebilir. Ama Tema Vakfı isterse mesela ona evet. küçük bir ücret. Yani bu ücretler çok düşük ücret. Adı bunun ücret. Yani yazıldığı zaman ona cüzi bir yani ücret çıkıyor. Ee, o ücreti ödeyerek yani bu verilerin hepsini hemen almak mümkün. Yani bu 5 gün içinde alınır yani. Yazışma ee, yazışmayla evet. olacak. Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz katkınız için. Oldu. Başka çok bir konu yoksa eğer ara...